Bir gün bir teknoparti yaptık orada. Teknoparti. Evet. Ay, olmak istiyorum. Bayağı şaşkınım şu an. Teknohoron. Teknohoron güzel. Oy Eminem, Ya bir gün birileri geldi. 2001'lerdi. O zaman bu teknopartiler, ormanlar filan, H2000'ler, Ömerli o aralar çok yapılıyordu. Bizim oraya geldiler. Babam ve işte babam Laz, ben de Junior Laz. Oturuyoruz böyle, müşteri bekliyoruz. Biz burada teknoparti yapacağız dediler. Babamla konuşturayım dedim. Babama götürdüm. Babam böyle yaptı. Kaç kişi gelir oğlum dedi. 5000 dedi adam. Babam böyle yaptı. Yarısı gelse 2500, yarısı aç olsa 1250. 250 et yemez 1000 köfte satarız, gelsinler dedi. Kabul etti. Ondan sonra biz hiç ciddiye almadık ama böyle 3 gün sürdü o. Hiç durmadan adamlar böyle birkaç tır dolusu ses tesisatı getirdiler. At manejini tahtayla kapadılar, her tarafa kolonlar falan yığdılar. Vay be. Her yerden şikayet geliyor sesle ilgili falan. Murat Uncuoğlu çıkıyor. Babam Murat Uncuoğlu'na böyle yapıyor. Hani azıcık kıssana. İşte. Bu arada bizim bilmediğimiz partiden önce adamlarla şey diye anlaştık. Babam dedi ki ben dedi yemekleri yapayım dedi. Food court ayarlayayım dedi. Yemekleri ben yapayım dedi. Ben uğraştırma dedi bu Cihangirlilerle dedi. Sen dedi bara geç dedi. Adamlarla yaptığımız anlaşmada da içki şey onlar içkiye de karışmadılar. Suları biz vereceğiz dediler. İyi dedim ben de uf atladık biz. Yemek köfte satacağız falan diye hesap ediyoruz biz. Ya bilmediğimiz bizim teknopartilerde genelde hap kullanılıyormuş. Sağlığa zararlı. Sağlığa zararlı. İğrenç. Onu içen adam da iki gün yemek yemiyormuş, sadece su içiyormuş. Ya biz bir yatırım yaptık. Ya arkadaş ya. Ya ne bahtsız mısınız? Yemin ediyorum bak partiye 3000 küsür bilet kestiler. Var yani bilet var orada. Adam da var görüyoruz gözümüzün önünde. Babam et döner, tavuk döner, köfte arabaları bilmem neler yığdı böyle. İnanılmaz bir yemek alanı ayarladı. Parti başladı. 3 saat sonra babamın yanına gittim. Nasıl gidiyor dedim. Yemeklerini yedi de geldiler herhalde dedim. Niye dedim? Sabahtan beri 6 köfte sattık. İkisini anlamadan ben yadık diyordu. Hazır dedi işler tenhayken ben kavacığa gideyim dedi. 2000 tane poğaça sipariş ettim. Sabah sıcak sıcak yerler dedi. Ay iyice. Sabah 5'te en cafcaflı zamanda bir baktım babam köfte tezgahını dans pistinin içine sokuyor. Ne oldu dedim. La dedi bunlar nasıl insanlar ben anlamadım. Belki dedi kokusunu duyarlar da canları çeker diyor. Sabahtan beri 11 köfte satıldı. İkisini anlamadan ben yedim. Sabah bir tane kartona yazmış dumping. Bir poğaça alına bir çay bedava. Canım ya. Böyle oturuyor artık sinirden gülmeye başladı. Yüzü gülü seyiriyor. Ne oldu dedim. Ben anlamadım bunlar nasıl insanlar ya dedi. Bak dedi ki tavrıya dedi. Bir gıtcağızda bir olan oturmuşlar dedi. Almışlar önüne bir sade poğaçayı. Bir o gıt diyor ona bir o gıt diyor. Bir o gıt diyor ona bir. Sanırsın vakfı kebir ekmeği. Yemin ediyorum 50 köfte satılmadı 3000 kişiye. Ya of. Dördünü anamla ben yedim.